Merhaba Şifte Teknisyenleri, ben Erdem Pabuççuhan. Bugün Meizu'nun bütçe dostu telefonlarında olan M2 Note incelemesiyle karşınızdayız. Öncelikle hemen şunu söyleyelim, bu bütçe dostu dedik, yani bir fiyat performans cihazı bu. İlk nesli de gayet başarılıydı, güzel satış rakamları yakaladı çünkü verdiği özelliklerle sunduğu fiyat etiketi gerçekten başarılıydı. Bu cihazda da bu özellikler ve bu tasarım özellikleri de korunmuş bir şekilde bize geldi. Hemen tasarımıyla başlayalım isterseniz incelememize. Plastik bir kasaya sahip bu cihaz ama hani kötü bir plastik değil. Oynama yapmıyor, herhangi bir bükülme yapmıyor. Siz oynamaya çalıştığınızda, bükmeye çalıştığınızda bir ses çıkartmıyor. Hani bu başarılı bir plastik olduğunu gösterir. Çok daha kötüleri geldi elimize. Hani oynarken çok daha çatır çutur eden cihazlar gördük. Ama hani çok şık göründüğünü söyleyemem arka tarafın. Çok plastik olduğu çok belli. Özellikle beyazının şahsen ben hoşuma gitmedi diyebilirim. Beyaz modeli için konuşuyorum. 5.5 inçlik bir ekranı var tasarımdan bahsedecek olursak geniş bir ekran. Bunu kabul ediyoruz ama çerçeveler ince çerçevelere sahip yani dar çerçevelere. O yüzden ekran gövde oranı başarılı bu cihazın. Tabii ki ekran kısmında ona geleceğiz. Büyük bir cihaz dedik. 149 gramlık bir ağırlığı var. Bu boylarda çok daha ağır cihazlar görmüştük. O yüzden kabul edilebilir bir ağırlığı olduğunu söyleyebilirim. Kalınlığı ise 8.7 mm boyutunda. Yani nispeten biraz daha kalın, hani 7 küsürlere ya da 8'lerin başında olsaydı daha iyi olabilirdi ama sizin elinize oturuyor. Önemli olan bu bence bir telefonu kullanırken en azından. Hani çok ince de olabilir, çok kalın da olabilir ama ortalama bir standardı yakalıyor bu telefon. O yüzden başarılı diyebilirim. Tasarım genel hatlarıyla Meizu'nun diğer telefonlarıyla aynı. Hani mesela ilk nesilden değişen en büyük detay şu ortadaki home butonu. Eskiden kapasitif bir tuş vardı. Şimdi hem fiziksel hem kapasitif bir tuş var. Ona da değineceğiz birazdan. Ama bu tuşun çok kullanışlı olduğunu söyleyebilirim. Gördüğünüz gibi zaten tek tuş var. Sağda ve solda geri ve son uygulamalar tuşu yok. Bu da cihazın aslında kullanımıyla alakalı bir şey. Flyme OS yüzünden olan bir şey ama aslında kullanışlı bir şey. Buna da geleceğiz. Cihazın sol tarafında ses açma kısmı ve power yani güç butonu var. Sağ tarafında ise hemen şöyle gösterelim. 2 SIM veya 1 SIM, 1 micro SD kart destekleyen bir slot var. Yani bu cihazı siz çift SIM kartı da takabilirsiniz. 2 SIM kartı da destekliyor ama hani 16 GB bana yetmez, arttırmak isterim derseniz birini SIM kart, birini ise micro SD kart ile doldurabilirsiniz. Tabii bu tamamen sizin kullanım şeklinize kalmış. Üst tarafta ise mikrofon ve kulaklık girişimiz mevcut. Evet, cihazın aşağı yukarı tasarımı bu şekilde arkadaşlar. Cihazın ekranına gelecek olursak 5.5 inçlik gayet büyük bir ekrana sahip bu cihaz. Bu cihazın ekran gövde oranına gelecek olursak 72.8, yani başarılı bir rakam diyebilirim buna gövde oranı için. Çünkü hani bu da çerçevelerin dar olmasından kaynaklanan bir şey. Yani 70'in üstünü bir başarılı olarak kabul edebiliriz. Neredeyse %73 ciddi bir rakam. Hani siz bunu zaten kullanırken hissediyorsunuz. Full HD bir ekrana sahip bu cihaz. 403 gibi bir de bir PPI değerine sahip. Son olarak ekranla ilgili renk dengesinin çok iyi olduğunu söyleyebilirim. Hani zaten Meizu bunu başarabilen bir firma. Diğer telefonlarında, diğer cihazlarında da gördük. M2 Note modelinde de hani ekranın çok başarılı olduğunu söyleyebilirim. Teknik özelliklerine gelecek olursak güçlü bir telefon. Hemen onunla da yavaş yavaş girelim. Öncelikle Android Lollipop 5.0 sürümünü kullanıyor ama Flyme OS ile kullanıyor. Yani bu Meizu'nun kendi geliştirdiği Android tabanlı bir işletim sistemi. Birçok farklılıkları var. Örneğin menüsü yok. Kullanımı daha basit geldi, daha kullanışlı geldi ama menü olmaması birçok kullanıcının hoşuna gitmeyebilir. Şahsen benim gitmiyor. Ben menüsüz bir telefon kullanınca genelde bir launcher yüklüyorum. Google Assistant launcher yüklüyorum örneğin. Tabii birçok launcher var. Ama şunu söyleyebilirim. Kullanışlı bir arayüz. Hani menüyü dert etmezseniz rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Hemen şu tuşun işlevini de söyleyelim hazır arayüzden bahsetmişken. Son uygulamalara alttan yukarı doğru parmağınızı sürükleyerek geliyorsunuz. Hemen burada son uygulamanızı görebiliyorsunuz. Tabii detaylarda da bunu göreceksiniz. Buradan hepsini gönderebiliyorsunuz. Eğer bu tuşun üstüne kapasitif bir tuşmuş gibi basarsanız hiç bastırmadan, yani fiziksel bir tuş gibi basmadan geri tuşu özelliği görüyor. Ama siz fiziksel olarak bu tuşa basarsanız bir home tuşu, ev tuşu gibi işlev görüyor. Yani çok basit. Eskiden kapasitif tuşu varken yukarı doğru kaydırmanız gerekiyordu geri işlem için. Bunda sadece dokunmanız gerekiyor. Gerçekten çok kullanışlı olmuş. Bu tabii
MX5'te gördüğümüz aynı tuş ama parmak izi okuyucusu maalesef bu modelde yok. Tabii ki fiyat odaklı bir hamle bu. Çünkü hani bu ucuz bir telefon. En azından daha orta segmentte bir telefon. O yüzden parmak izi koruyucusunu gerek görmemişler. Aslında çok da yadırgamadım bu kararlarını. Gayet mantıklı diyebilirim. Hemen işlemcisine gelecek olursak cihaz MT6753 MediaTek'in 8 çekirdekli işlemcilerinden birini kullanıyor. Cortex-A53 tabanlı 1.3 GHz'ında çalışan bir işlemci bu. Başarılı bir işlemci, sizin günlük tüm işlerinizi yapabiliyor. Bu kesinlikle hiçbir takılma, hiçbir sıkıntı olmadan. Zaten hafif bir arayüz olduğu için herhangi bir takılma, herhangi bir kasma yaşamadan her şeyi yapabiliyorsunuz. Grafik işlemcisi olarak Mali-T720 MP3 mevcut içinde. Bu da zaten oyunlar için gayet yeterli bir grafik birimi. Evet, Mali-T720 gayet başarılı bir grafik birimi. Yani siz bununla en eski oyundan en yeni oyuna kadar her şeyi rahatlıkla oynayabiliyorsunuz. Herhangi bir takılma yaşamıyorsunuz oyunlarda ya da grafik geçişlerinde herhangi bir sıkıntı olmuyor. Tabii 3 farklı modu var. Güç tasarrufu, dengeli mod ve ekstra güç modu diye. Eğer en güçlü modda çalıştırırsanız çok daha rahat oluyor. Bazen dengeli modda o grafik deki değişimleri görebiliyorsunuz ama çok ender karşınıza çıkıyor. Genelde çok başarılı bir cihaz olduğunu söyleyebilirim. En azından hani oyun ve performans açısından. Evet, cihaz 2 GB RAM'e ve 16 ve 32 GB olmak üzere iki dahili depolama seçeneğine sahip. Bizim elimizdeki model 16 GB'lık ama dediğimiz gibi hani slotlardan birini microSD kart olarak kullanarak 128 GB'a kadar da bu hafızayı arttırabiliyorsunuz. 2 GB RAM de zaten hani bu fiyat segmentinde 3 GB RAM görmeyi beklemiyorduk açıkçası ve gayet arayüzün de katkısıyla sorunsuz bir şekilde sizi götürdüğünü söyleyebilirim bu 2 GB RAM'in. Aşağı yukarı teknik özellikleri bu şekilde cihazın. Dilerseniz biraz oyun oynayalım, sentetik testlerinden bahsedelim, sonra geri dönelim. Evet arkadaşlar, Meizu M Note 2 cihazının sentetik testlerine gelecek olursak cihaz çok bilinen Antutu testinde 29.117 gibi bir puan alıyor. Yine oyun grafikleri için özellikle grafiksel anlamda çok tanınan bir test olan 3D Mark testinde 6.206 puan alıyor. Son zamanlarda kullanmaya başladığımız PC Mark testinde 3.370 puan alan cihaz, Geekbench 3 testinde ise tek çekirdek performansında 565, çoklu çekirdek performansında ise 2583 puan alıyor. GeForce Bench testinde, Manhattan testinde 4.2 FPS, off-screen Manhattan testinde ise 4.2 FPS gibi ortalama rakamlar alıyor diyebiliriz. Basemark OS testinde 696 puan alan cihaz, Basemark X testinde ise 4068 gibi nispeten iyi bir puan alıyor. Evet, gördüğünüz gibi oyun performansı olsun, sentetik testleri olsun, hani fiyat segmentini yakalayan, hatta bazı durumlarda üstüne koyan bir performans ile karşımızda. Evet, dilerseniz bir akıllı telefonun en önemli unsurlarından biri olan kameraya geçelim. Arka tarafta 13 megapiksellik bir kamera var. Çift LED tonlu flash ile desteklenmiş bu kamera. Gayet başarılı kamera, onu öncelikle söyleyeyim. Arka kamerası cidden fiyatını yakalıyor ve hatta üstüne de çıkıyor diyebilirim. Otofokus destekli, işte HDMI var, klasik özellikler mevcut bu arka kamerada. Ben açıkçası arka kamerayı da kullanırken özellikle normal gayet aydınlatılmış bir ortamda çok başarılı fotoğraflar çektiğimi söyleyebilirim. Loş ortamlarda da fiyat segmentini kesinlikle tutuyor, yakalıyor diyebilirim. Ön kamerasına gelecek olursak, ön kamera tarafında da 5 megapiksellik Full HD kayıt yapabilen bir kamera var. Bunun da hani gayet güzel ortalama selfie'ler çektiğini söyleyebilirim. Tabii iki taraf için de muazzam işler beklemeyin. Ama arka kamerası fiyat segmentinin üstünde, bunu söyleyebilirim.
Bağlantı seçeneklerine gelecek olursak Wi-Fi 802.11abgn var. Yani 5 GHz destekliyor bu cihaz. 1000 TL'nin altında bir cihaz bu. O yüzden 5 GHz desteklemesi şahsen beni çok mutlu etti diyebilirim. Hani oyunları çok daha hızlı indirdik. Her şeyi çok daha hızlı yaptık. Tabii 5 GHz herkes tarafından desteklenen, her ev tarafından desteklenen bir şey değil. Yani herkesin evinde 5 GHz destekleyen modem yok ama hani eğer böyle bir özelliğiniz varsa kullanmak isterseniz bu cihazda bunu yapabilirsiniz. Son olarak en önemli kısımlardan biri olan batarya kısmına geleceğiz. Evet, bataryaya gelecek olursak çıkarılamayan, değiştirilemeyen 3100 mAh'lık bir bataryası var bu cihazın. Şöyle özetleyeyim batarya pil performansını, 1,5 günü görebileceğiniz bir cihaz bu normal kullanımda. Çünkü hem 5.5 inçlik Full HD ekran hem arayüzün sade olması, çok da güç tüketmeyen bir işlemci ile bu cihazın gerçekten başarılı bir pil ömrü olduğunu söyleyebilirim. Hani 3100 mAh ciddi bir rakam ve bunu da siz rahat rahat görüyorsunuz. Çok yoğun kullanımda bile bir günü rahat bir şekilde götürebiliyor bu cihaz. Bataryası da bu şekilde arkadaşlar. Son olarak fiyatına gelecek olursak cihazın 16 GB'lık modeli 900 liralık bir fiyata sahip. Tabii hani bazı internetten alabileceğiniz platformlardan 800 ile 900 arası değişebiliyor ama bu özelliklere, bu tasarıma gayet yeterli, hatta uygun bir fiyat olduğunu söyleyebilirim 900 liranın. Meizu M2 Note modeli kesinlikle bir fiyat performans telefonu. Hani ülkemizde de güzel bir şekilde satacaktır. Meizu kendini yavaş yavaş kanıtlıyor ülkemizde. Hani henüz yeni girdi, 1 sene oldu yaklaşık ama ciddi anlamda bir kitleye ulaştı. Uygun olması nedeniyle cihazlarının. Hani orta segmenti bile üst segmente göz kırpan özelliklere sahip ama orta segment fiyatıyla geliyor. Hatta giriş segmentinin biraz üstünde. O yüzden başarılı bir cihaz olduğunu söyleyebilirim. Evet arkadaşlar, Meizu M Note 2 bu şekilde. Başka bir incelemede görüşmek üzere. Hoşçakalın.